İsim verecek mi? İsim kullanıyoruz arkadaşlar. İsim kullanıyoruz. Kod isim yok. Kod isim vermiyoruz. Allah grubunun neden dağıldığını da, polislerin az kalsın evimize gelip bizim narkotikten karakola atacaklarını da anlatacağız. Buradan bütün her şeyin suçlusu benim. Bir gün sonra Yaman aşık olduysa bana gelip. Hiç belli etti benim olduğumu falan. Ama belli etmiş galiba. Başından beri biliyormuş abi. Mümin de bizim sınıfta. Mümin'in aşk dolu bakışlarını anlatacağız mı? Doğan sen de hoşlanıyor falan. O tarz bir şey dedim. Herkes şok. Yaman bana döndü. Herkes ne bana döndü. Oldu? Ya dedim bir şeyler oluyor galiba. Hepinize selamlar arkadaşlar. Kanalıma videoya hoş geldiniz. Ben Güşa. Ben de Doğan. Daha bugün çok mutlu. Bugün Doğa'yla birlikte Lise Dedikoduları 3, yani artık Lise Dedikodularının son serisi olan 3. videoyu çekiyoruz sizlere. Ya ben videoma hiç böyle enerjik girmedim ya. Çünkü direkt başladı. Böyle profesyonel. Lanet olsun, neyse. Doğa'ya da video çektik bu arada. Doğa'nın kanalındaki videonun linkini de açıklama kısmına bırakacağım. Gidip izleyebilirsiniz. Çok daha eğlenceli olabilir. Şaka, benim videom daha eğlenceli olacak. Evet, bugün işte dediğim gibi Lise Dedikodularının 3. ve son serisini çekeceğiz. Belki ufak bir ihtimal 4 gelir ama hiç zannetmiyorum. Kim gelecek abi de? İşte. Doğa'yla biz 10 yıldır arkadaşız sanırım. Tutmuyorum çetelesini ama Doğa tutuyor çünkü beni çok seviyor hani. Her neyse, Doğa'yla biz lisede bu arada aynı lisede değildik. Ondan sonra 10. sınıfta ben en yakın arkadaşlarımla küsmüştüm 9. sınıfın sonunda. Doğa da bizim sınıfa geldi. Benim küstüğümü öğrenip süper kahraman edasıyla. Şaka yapmam, bir şey olmadı. İşte biz Doğa'yla bir yıl küs kaldık. Ondan sonra barıştığımızda Doğa'nın benim okuluma kaydolduğunu öğrendim ve benim sınıfımda olduğunu öğrendim. Bir şey değil mi, kader bu? Evet. Çok pis kader bu. İşte o gün bugündür yapıştı bana, gitmiyor yani, ne yapayım. Evet, şimdi 10. sınıftan başlayarak 11 zaten yok biliyorsunuzdur, karantinadır, odur budur. 11 aslında biraz var. Çok az var ama hiç var action yok aslında. Allah grubunun temellerinin atıldığı yıl 11. Kanka aslında hem öyle hem de sen şey almıştın. Tamam, oraları da anlatırız. Tamam. İsim verecek mi? İsim kullanıyoruz arkadaşlar. İsim kullanıyoruz. Kod isim yok. O zaman başlayalım ve bütün herkesin ismini vereceğiz. Tamam, o zaman başlayalım videoyu. Çok heyecanlı 10. sınıftan. Kod isim vermiyoruz. Ay, çok heyecanlıyım, karnım ağrıyor. Bu videodan sonra bana her an herkes yazabilir arkadaşlar. Lütfen kod isim vermediğimiz kişileri araştırıp bulmayın yani. Lütfen, neyse hadi. Bulabilirsiniz arkadaşlar, vereceğim hiç problem yok. İstediğinizde yazabilirsiniz. Doğa'ya tekrardan yaz gibi şeyler. Doğa'ya aşık ol. Bu arada vereceğim kişi şey mesela. Benim flörtümün ismini vereceğim. Onu takipleşmeyiz de sorun yok benim için. Ben herkese takipleşiyorum. Ben diğer herkese takipleşiyorum. Ama kimse benimle takipleşmiyor. Takipçi olmak. Neyse. Çok olmayacaksınız. Şimdi öncelikle Doğa 10. sınıfta bizim sınıfa geldi. Tamam mı? Bizim evet. Bir arkadaş grubumuz vardı o zamanlar ama hasallat değil. Bu arada Allah grubunun neden dağıldığını da, polislerin az kalsın evimize gelip bizim narkotikten karakola atacaklarını da anlatacağız. Beklemede kalın ama yavaş yavaş geleceğiz. 12. sınıfta oldu. Şimdi bizim 10. sınıfta Ferhat, Yaman, Eşref, ben, Melisa, Doğalık bir grubumuz vardı bu şekilde. Arka altılı bizim de hatta. Evet. Ondan sonra biz böyle çok eğleniyoruz ilk birkaç gün. Sonra ben bir Yaman'a baktım, bir Doğa'ya baktım, tamam mı? Yaman, buradan bütün her şeyin suçlusu benim. Özür dilerim. Doğa'ya dedim ki, siz dedim Yaman'la yakışıyorsunuz dedim. Sonra Doğa dedi ki, saçmalama gerizekalı dedi bu şekilde. Sonrasında bir gün sonra Yaman'a aşık olduğunu söyledi bana gelip. Bayağı uzun bir süre hoşlanmaya devam ettim, tamam mı? Sonra ben diyorum ki, Ferhat da bu arada Yaman çıkışta beraber gidiyorlar. Ben de sürekli Ferhat diyorum ki, Ferhat hoşlandığım var mı sor. Ferhat hiç belli etti benim olduğumu falan. Ama belli etmiş galiba. Başından beri biliyormuş abi. Doğa işte bayağı platonik takılıyor sınıfta ve bu arada Mümin de bizim sınıfta. Her neyse, bu da böyle bir detay. 10. sınıf, oha çok güzelmiş lan ortamımız. İşte ama Mümin'in bizimle alakası yok bu arada. Doğa'yla Mümin arasında hiçbir şey yok o zamanlar. Konuşmamak bile, hiç sıfır. Mümin'in aşk dolu bakışlarını anlatacağız mı? Anlatalım. Dur. Sadece Mümin'le şu muhabbetimiz vardı. Resim sınıfındayken yan yana oturuyorduk. Arada ben ona bokluk falan yapıyordum. Öyle yani. Öyle. O kadar. Sadece Mümin'le bir muhabbeti yok. Doğa Yaman'dan hoşlanıyor o zaman. Biz de bunu Yaman'ın bilmediğini düşünüyoruz. Ama sonra bir şeyler oldu ve öğrendiğini düşündük değil mi? Evet, galiba. Bizim İrem diye de bir arkadaşımız vardı. İzleyenler, sık takipçim olanlar en eski videolarından hatırlarlar. Bir gün biyoloji dersindeyiz. Ben anlatacağım, bekle. Tamam, anlat. Bak, bir gün dedi ki bana İrem, hani zaten yok, hatırlayamadım orayı, sen anlat, vazgeçtim. Ne dedin, ben de hatırlamıyorum. Tamam. Biz biyoloji dersinde hep öne geçeriz. Bir baktık İrem'le Yaman en önde oturuyorlar. Biz de onların arkasında oturuyorduk. Orta sırada hatta. Evet, orta sıradaydı. Biz işte dördümüz konuşuyoruz, tamam mı? Ondan sonra İrem döndü, dedi ki, Doğan senden hoşlanıyor falan, o tarz bir şey dedi. Ben şöyleyim.
İrem Doğan'ın Yaman'dan hoşlandığını Yaman'ın bildiğini zannediyormuş. Evet. Ama Yaman bilmiyormuş. Biz de bildiğini düşünüyorduk. Anladı falan diyorduk galiba. İşte ondan sonra bir gün dördümüz oturuyoruz biyoloji dersinde. Ders de boş galiba bu kadar konuştuğumuza göre. Ondan sonra dördümüz konuşuyorken İrem'le Yaman yan yana, Doğa'yla ben yan yanayız. İşte Yaman'a dönüp dedi ki Doğa da senden hoşlanıyor. Tarzı bir şey dedi. Ondan sonra herkes şok. Yaman da bu arada. Bak, o... bak ben nasıl biliyor musun? Bak şu şekildeyim. Şurada İrem oturuyor tamam mı? Ben o arada Yaman'a bakıyorum. Aşk aşk. Bak şöyle oldu. Bak şöyle. Yaman bana döndü. Herkes ne bana döndü. Oldu? Bak yavaş şu şekilde. Falan oldu. Tam orada zil çaldı. Son dersti zil çaldı. Yaman şeye yanına gitti. Ferhat'ın yanına gitti. Sonra o gülmeye başladı. Ben gülmeye başladım. Dedim ki aa dedim. Bir şeyler oluyor galiba. Çok çok böyle şey demedim de. Dedim ki okey. Hani bir şey, kötü karşılama abi, falan hani, dedim. Bir tane şarkı var. Everything is Dump diye bir şarkı biliyor musunuz? İşte o an cidden o şarkı çaldı arkada. Herkes böyle sort oldu. İrem bu arada Potker'ın farkında değil galiba. Garip garip bakış şey gülüşler atıyordu Doğa'ya. Herkes bir şok. Sonra biz Yaman'dan gelecek tepkiyi bekliyoruz. Yaman güldü kalktı gitti erkeklerin yanına. Sonra Doğa çıktı sınıftan. Sonra ben de Yaman'a dedim ki arkadaşlığınız bozulmasın falan dedim. O da yok ya dedi, niye arkadaşlığımız bozulsun dedi. Bozulmadı. Ondan sonra işte olabilir. Ama şeyden sonra bozuldu. İşte olabilir tabi. Hoşlanabilir dedi. Bu kötü bir şey değil gibi dedi. Ben orada Yaman'a çok bu arada hani dedim bu çocuk çok iyi. Şu an hakla çok farklı şeyler düşünüyorum da. Bunları açıklayamam tamam neyse. Ondan sonra işte Yaman olayı kapandı, olmadı bir şey. Sonra Mümin'le Doğa flört etmeye başladılar. Ama ne oldu bir dakika. Bir ara tatil gibi bir şey var tamam mı? O yani DMRTX yapmak aşırı şeydi. Ben de flörtümle o zaman. Bir şeydi. Ben flörtümle öyle konuşmaya başlamıştım o zaman. Neyse işte sonra Mümin bana artı yapmış. Ben dedim ne alaka falan dedim. Neyse bize ben bir yazayım dedim bari. İşte Selam Meryem yazdık işte oradan konuşmaya başladık. DC falan oynuyoruz. Ama nasıl yürüyor Mümin Doğa'ya biliyor musunuz? Ben Eşref Gülşah benim grubum vardı Instagram'a atıyorum gruba. Screenshot atıyorum. Konuşmadan. Şey Eşref diyor ki Mümin kral adam hiç öyle şeyler yapmaz. Mümin de dedi ki sonrasında yapıyordum. Dedi ki yok sen yanlış anlamışsın. Ben dedim ki ben de öyle düşmüştüm. Şu an dedi ki hayır yürüyor falan. Ondan sonra neyse işte DC'de falan. Mümin böyle şerefsizliğinde bir şeyler soruyor. Hani sınıfta en yakışıklı olduğun insan. Ben diyorum ki bu çocuk ne yapmaya çalışıyor? Dedim ki yanlış tanımışsın herhalde Mümin Demir'i. Ondan sonra dedim ki bu bir şeyler soruyor ben de sorayım bari dedim. Ya sınıfta bulduğun en güzel kız falan kim mi diye sordum. Dedi ki sen dedi. Da. Gülşah dedi. Ve Nazar diye bir kız var. Onu söyledim. Allah razı olsun. Ha sonra dedi ki sınıftan dedim kimle sevgili olursun dedim. Ondan sonra dedi ki sen ne olurdun dedi. Yani... Çekim yasasının ebesini kullanmış farkında mısın? Evet. Şu an fark ettim. Neyse. Ondan sonra cuma ben dedim ki Gülşah ben o gün öğle arası gidiyordum bir yere. Aşık olduğumu söyleyin dedim Emine. Evet. Şimdi Doğa işte hoşlanmaya başlamış. Nasıl kalpse hani bir tane video var ya Feriha'nın annesi kaç oğlan sığdırdı oraya. Hani buran acıyordu senin? Hani buran acıyordu kız? Oraya kaç oğlan sığdırdın kız sen? Kaç oğlan sığdırdın oraya? Tam olarak o. Ondan sonra Mümin'e gidip söyledik Doğan'ın ondan hoşlandı. Mümin de olabilir dedi. Evet ve şu şekilde durmuş. Olabilir. Herkes Doğan'ın kendinin hoşlanmasını çok normal buluyor farkında mısın? Yaman da olabilir yani normal demişti. Herkese aşık vibe veriyorsun galiba sen. Ondan sonra Mümin'le bunlar sevgili oldular ama bir buçuk hafta ama sonra ayrıldılar galiba değil mi? Hayır bir dakika ama şöyle oldu. Ben neden... Neyse oraları anlatayım çok özellikle. Tamam sanma. Ayrıldılar ama Mümin sevgili oldukları kısımda Doğa'ya aşk dolu bakışlar atıyordu sırasında. Evet çok şey çok komik tamam mı? Bu arada aynı sınıftan insanlarla sevgili olmayı cidden sıkıyor çünkü... Mümin'le Doğa'dan biliyorum bunu. Mümin en arka sırada oturuyordu. Şey duvar kenarı biz cam kenarının böyle arka taraflarında oturuyoruz. Mümin'e dönüyoruz bir bakıyoruz şöyle kafasını yaslamış sıraya şu şekilde eliyle. Sıraya değil montlara. İşte yaslamış aşk dolu Doğa'ya bakıyor ama nasıl. Ama çok utanıyordum. O kadar utanıyordum ki. Biz Doğa'yla bir kere Mümin'i yan yana oturtmuştuk din dersinde. Normalde of, Doğa'yla ben oturuyordum. Of, evet. Sonra din hocası siz hayırdır yapmıştım. Evet. Doğa'yla Mümin de tek tek ayağa kalkıp açıklama yaptım. Bekle bekle şöyle bir şey oldu. Yağız yüzünden oldu. Yağız'la Melisa yan yana oturttular. Normalde Yağız'la Mümin benle Doğa oturuyorduk. Evet. Ondan sonra Doğa benim yanımdan kalkıp Mümin'in yanına gidince Yağız'la kalkıp Melisa'nın yanına geldi. Niye benim yanıma gelmedi acaba? Bu büyük problem. Neyse ondan sonra baktık bir an dersin ortasında herkes çok sessiz bir şekilde sessiz. Ama Yağız'la Melisa kavga ettiler. Ondan sonra mesela hoca baktı dedi ki Yağız dedi sen niye orada oturuyorsun dedi. Sonra hoca sessiz bir şekilde kafasını bize doğru döndürdü.
Sonra bir şekilde böyle bir hoca bir şerefsiz gibi şey yaptı. Bu arada Fevzi Hoca çok iyi hocaydı ya o zamanlar. Neyse işte oraya baktı. Sonra dedi kendisi niye yan yana oturuyorsun dedi bize. Şey yaptım Mümeci'nin kalk anlat. Aramızda neler olduğunu açıklamanın vakti geldi. Ondan sonra Mümin de sıfır. O kadar açıklayamıyor ki bütün sınıf bize doğru dönmüş bu arada. Bütün sınıfı şu şekilde dönmüşsünüz de bakın şöyle. Çok komik. Bütün sınıf bu şekilde bize dönmüş. Ondan sonra şey Mümin'e diyorum ki de ki Yağız'a kavga ettik. Yağız'ı attık buradan falan. Ama Mümin de açıklayamıyor. Tam bir mal işte orada açıklayamadık. Hoca da anladı zaten büyük ihtimal. Ondan sonra Doğa ile Mümin ayrıldılar. Benim de onun sınıfında bir tane flört ettiğim birisi vardı. Ama YouTube'a başlamıştım ve özgüvenim sıfırdı ve YouTube hesabımı görür düşünceleriyle çocukla konuşmamı bitiririm. Ben bir gerizekalıyım. Ondan sonra 11. sınıfta ben Doğa'yı gaza getiririm dedim ki sen Mümin'e yaz. Ben de Renç'e yazayım dedim. Benim hoşlandığım flört markeri ve Renç dünya üzerine bir tane isim abi, galiba. Biz bu arada isminden bulabilirsiniz direkt. İşte Renç'e yazayım sen de Mümin'e yaz dedim. Renç de benim konuşmam 3-4 satır falan sürdü. Doğa ile Mümin yeniden sevgili oldular. Ondan sonra Cuma işte Doğa ile Mümin'in güzel giden bir ilişkisi var. 12. sınıfa doğru da yaz şeyi olmuştu biliyorsunuzdur. Hani telafi dersleri. O zaman biz telafi derslerine girip okulda gidip Aşık Veysel'de voleybol oynuyorduk ve Allah grubu kuruldu bu şekilde. Hapşilerim çok güzeldi biliyor musun? Çok iyi. Evet ya, işte o şekilde grubumuz bu arada Yiğit, Mami, Mümin, ben, Doğa, Tuğba, Eşref, Melisa, Tülin'den oluşuyor. Tülin yoktu aslında. Tülin sonradan geldi. Her neyse orası. Bir de Yiğit dedim mi? Yiğit vardı. Şey olan Berke, Kıvırcık. Her neyse. Ondan sonra biz 12. sınıfta böyle bir grubuz. Cidden aşırı büyük bu arada. Grup Arda da vardı hatta. Cidden güzel bir grubumuz vardı. Güzel gidiyordu. İlk gruptan çıkan kişi Arda oldu. Çünkü grubumuzdan birisine yapışıyorken aynı zamanda eski sevgilisine geri dönüp eski sevgilisine döndüğünü bizden gizleyip eski sevgilisi hakkında yaptığımız dedikodulara gidip eski sevgilisini anlatmıştı. Ve bu arada Mami bir kere tahtada yılan belgeseli açtı. Arda'nın eski sevgilisine gönderme olarak, tamam mı? Burayı anlatacağım. Çok iyi. Arda eski sevgilisinden ayrılınca kız önümüzden geçiyorken bizim erkekler tıs falan yapıyorlardı kıza yılan muhabbetine. Çok ergenceymiş bu arada. Şu an ben hiç yapmadım. Ben de yapmadım galiba ama yapmış olabilirim bilmiyorum. İşte ondan sonra hani Arda'nın da türettiği bir şeydi bu yılan mevzusu yemek aslında. Tamam dur bir sus. Ondan sonra Arda kızla barıştı. Biz Arda'yı gruptan şutladık. Mami de neymeyse gitmiş tahtadan yılan belgeseli açmış. Arda da gitmiş kıza demiş ki sana yapıyorlar bunu. Kız da sinirlenip ağlayarak çıkmış. Bu sırada ben tuvaletteyim. Tuğba, Tülin, işte herkes tuvalette kızlardan. Doğa da test çözüyor. Evet. Bizim hiçbir alakamız yok mevzuyla. Ondan sonra kız ağlayıp gitti diye bizim sınıfta Nazar diye de başka bir kız vardı. Ama o Mümin'in güzel bulduğu Nazar diye başka bir Nazar her neyse. Biz sınıfa geldik, yılan belgeselini gördük, gülüyoruz tahtada, tamam mı? Neyime gülüyorsak da. Doğan'ın da yine hiçbir şeyle alakası yok, test çözüyor sırada. Sonra bu işte ağlayan kızın yani Arda'nın sevgilisinin en yakın arkadaşı Nazar bir anda kapıyı çarparak içeriye girdi. Doğan'ın üzerine yürüyor. Sen dedi bu kızı nasıl üzersin? Doğan dedi ne yapmışım oğlum, tamam mı? Test çözüyor çünkü. Seni dedi mahvederim, seni öldürürüm. Doğa böyle duruyor, ne olmuş falan oldu ya. Sonra biz Tülin'le Doğa'yı arkamıza aldık. Ondan sonra Doğa hala mal mal bakınıyor, ne olduğunu anlayamamış. Ben hiçbir şey anlamadım abi çünkü. Biz Tülin'le laf dalaşına girdik. Kız hani Tülin ben aslında ve kız. Ortada hiçbir şey anlayamadım. Her hiçbir şey anlaşılmıyordu ortada. Ama bu nazarlar falan üstüme yürüyünce bunlar da onların üstüne yürüdü falan bir şeyler oldu orada. İşte biz aldık arkamıza Doğa'yı. Şey yaparız ama Tülin benden de sinirli. Tülin bir de gruba da yeni girmiş. 2 gün falan olmuş. Tülin'i Timuçin tuttu sırasını oturtturdu. Yoksa hani bayağı kıza dalacak gibiydi. Çok uzun sürdü o kavga bu arada. Detaylarını burada anlatmaya gerek yok da yani. Bir ders sürdü bütün 12'ler bizim kata toplandı falan. Sonra işte şey İngilizce geldi falan dedi ki ne oldu falan dedi. Ben İngilizce'den bilmiyorum test sonra. Çözüyordum. İşte İngilizceci bu arada bir şeyler öğütler verdi sınıfı susturdu. Sonra bir baktık Tülin'le Nazar yine birbirlerine sallıyorlar. Nazar şeyde duvar kenarında Tülin cam kenarında birbirlerine Tülin'in de yanına Timuçin çıkmasın diye oturdu sırada. Bu arada ben kavgaya sallamamanın ve gülmenin çok sinir bozduğunu bildiğim için sürekli olaylara gülerek ve sallayarak. Ben Tülin kadar tepki vermedim ama arkadaşımın üzerine yürüyorsanız ben de sizin üzerinize yürürüm her neyse. Canım Doğacım. Salak. I love you. Olaylar bitti. Sonra Arda. Ne oldu biliyor musunuz? Teneffüsli çaldı. Biz Arda'yı abi, sınıftan çok çıkarttık. Çok iyi bir sahneydi. Çok iyi bak, bir sahneydi. Bu sahne var ya keşke bu arada kamera falan olsaydı bizi çekseydi. Lise dizilerini aratmayacak bir sahneydi. Hatta büyüktür lise dizilerinden öyle diyeyim size. Biz karşımızdaki sınıftaydı Arda. Arda'yı çağırdık kızlarla birlikte, tamam mı? Dışarı çıktı. Çektik. Evet. Kızlarla birlikteyiz ama. İşte başladık orada Arda'ya birazcık kızmaya. Sonra ağır çekimde Eşref, Mümin, Yiğit, Mami geldi. Ama ağır çekimde yürüdüler. Bakın şöyle bir koridor ya. Biz şuradayız. Mümin'le Yiğitler şurada geliyorlar böyle ağır çekimde. 4 kişi geliyorlar. Havalı geldiler, şeyle. Evet, havalı. Sonra Mümin geldi Arda'nın omzuna kolunu attı.
senin sorunun mu ne öyle bir şeyler? Aile dedik sen bir sınıfa gelsene tarzı falan bir şey demedi mi? Sınıfta onlar konuştular sonra. Bilmiyorum işte biz bir şeyler diyorken önce Mimim bir kolunu attı bir şey dedi ona. Orası çok havalıydı zaten. Hepimiz böyle bir çember oluşturduk Arda ortasında. Hani bayağı orada bir kavga edildi. Sonra ama ben erkekler ne yaptı bilmiyorum. Hiç de üzücü bir şey değildi. Gidip laflarımı taşırsam ben de laflarını yedirtirim sana her neyse. Ondan sonra Arda gruptan çıktı. Ben bu arada hiç yokluğu hissetmedim. Sonra işte güzel günler yaşadık falan 12. sınıf bu arada. Çıkan gruptan. Sonra biz uzun bir süre bu arada o grup devam ettik bu arada. Büyük bir grup bir şekilde çok, yine. Evet, çok iyiydi o. Sonra biz Eşref'le kavga ettik. Ha. Ama cidden çok büyük bir kavgaydı. Eşref hatta gruptan çıktı. Biz disiplinik olduğumuzda halimizi hatırımızı bile sormadı bu arada hiç. İşte Eşref'le bir şeylerden dolayı biz kavga ettik. Eşref gruptan çıktı. Ondan sonra biz bir ay falan küs kaldık galiba değil mi Eşref'le? O bir ay içerisinde de şey oldu. Şimdi burada anlatacaklarım arkadaşlar. 18 yaşında olduğumuzu düşünerekten yapılmış şeyler sizin yapmanız tavsiye edilmez. Başımıza da gelen şeyler zaten anlayacaksınız. Sakın böyle bir şey yapmayın ve yaptırtmayın. Özenmeyin böyle şeylere. Biz bir gün Mümin Bulgaristan'a gitmişti. Bulgaristan'dan geliyorken de alkol getirdi. Viski. Biz de dedik ki hani hep birlikte gidelim grupça aşık vesaire bir şeyler alalım. Bakalım kadına gibisine. Bir gün ayarladık gittik tamam mı? Ondan sonra işte herkes kontrollü bir şekilde içti bu arada. Gayet biz kızlar özellikle gayet kontrollü içtik. Ben mesela kafamın içeceğini anladığım anda bırakan bir kişiyim. Ki hani seni de bırakman gerekiyor. Hani yapman gereken bu. Ben senden sorumlu değilim. Sen 18 yaşında kocaman bir insansın artık. Yetişkinsin yani. Ondan sonra işte Mümin, Yiğit ve Mami sarhoş oldular. Aslında bak Yiğit'te o kadar bir şey yoktu. O bir şekilde toparlamaya çalışıyordu herkese. Mümin'e de zarar yoktu. Evet o yatıyordu. Bayıldı ama Mami kendi kusluğunda boğulurcasına bir sarhoşluk. Ve biz gecenin saat 10'una kadar değil mi? 10'una 11'ine hatta 11 değil de 10.30 ben 10.30'da evdeydim. 10'una kadar onu düzeltmeye çalıştık ama ne yapacağımızı bilmiyoruz. Çünkü çocuk bayılmış, kusuyor, kusumun üzerinde yuvarlanıyor. Asla uyandıramıyoruz. Hani dedik ki hastaneye gidelim bari olmayacak çünkü bu şekilde. Bu şekilde olmayacak diye düşündük. Hastaneye gitmeye karar verdik. Ambulans çağırmayı düşündük. Sürekli ailesi arıyor. Ailesine bir şey diyemiyoruz. Ve biz burada en iyi şekilde arkadaşlar olarak yapmamız gereken her şeyi yaptık. Bize teşekkür etmeleri gerekiyordu burada ailelerinin. Kendi çocuklarının yediği bokları bizim üzerimize yıktılar. Buradan bu videoyu izliyorlarsa bu arada istediğini yap. Yani git polise ver gerekiyorsa. Sana çok dolmuş durumdayım zaten. Her neyse size yani. İşte karşı Mami çok kötü oldu ve biz hani bayağı iyileşsin, düzelsin diye başında bekledik. Mümin ayıldı, Yiğit ayıldı ama Mami ayılmıyor. Hani hastaneye götürelim diyoruz hayır falan dedi. Kendisi taksiye bindi ama bayılmış durumda. Kusmuk her tarafı zaten. Eve gitti. Sonra ben de iyi bir insan olaraktan eve gittim. Evdeyken Mami'yi aradım. Hani nasılsın diye soracaktım nasıl oldun diye. Aramaz olaydım. Allah belamı verseydi de aramasaydım o gün ben Mami'yi. Ondan sonra açmadı telefonu. Dışarıda aradım bu arada eve girecekken. Sonra eve girdim. Eve girmeden önce ailesi aradı beni işte. Dedi ki Mami'nin durumu ne böyle? Siz benim çocuğuma ne yaptınız? Benim kardeşime dedi ablası aradı. Kardeşime ne yaptınız? Mami şu anda çok kötü durumda. Çabuk bana neler olduğunu söyleyin. Bunda ailesi birazcık korumacı. Ondan sonra işte ben de ne diyeceğimi bilemiyorum. Çünkü hani Mami'ye kızacaklar diye düşünüyorum. Dedim ki hani böyle çiğ köfte yedim ben. Yanlarından ayrıldım. Hani çiğ köfteden zehirlenmiştir belki dedim. Dedi çiğ köftelik bir durum değildir bu. Böyle ağzıma sıçıyor benim telefonu. Ben bilmiyorum dedim. Kapadım telefonu. Yiğit'le Mümin'in şeyini verdim. Hani Yiğit'le Mümin de yanımızdaydı dedim. Kızların ismini vermedim. Başları belaya girmesin diye. Ondan sonra işte bunlar okulu ayaklandırmışlar. Bizim okulları yapıştı. Sürekli işte Gülşah bunun başı. Gülşah çocuğumuzu bu duruma getirdi. Sürekli bakın müdür yardımcısına, okul aile bilirini herkesi arayıp benim ismimi veriyorlarmış. Ondan sonra hani benle alakalı beni bütün akrabaları aradı. Tamam mı? Sülale boyu tehdit mesajları. Polise mi verseydim lan ben acaba o zaman? Çok mantıklı biliyor musun? Bir sürü tehdit mesajı aldım çünkü ben. İşte sen gününü göreceksin. Polis kapına gelince ben hani bir de tek başımayım. Aileme de söyleyemiyorum böyle bir şey olduğunu. Cidden çok zor zamanlar yaşadım. Ağlayarak Mümin'le Yiğit'e yalvarıyorum. Hani şu olayı lütfen halledin diye. Gerçekten hani öğrenilmesini de istemiyorum ailem tarafından. Çok saçma çünkü. Ben hani yapmamışım böyle bir şey. Aileme ben sorumlu bir insanım. Gayet kafam yerinde eve gelmişim. Mami'nin geri zekalılığı yüzünden ben kendimi yakıyorum. İşte ondan sonra okula gittik biz diğer gün. Servet Hoca'nın yanına girdik. Servet Hoca da çok seviyorum. Bizim paçamızı kurtaran hocadır kendisi. Evet artık yok tabii. İşte galiba. Ondan sonra beden dersindeyken benim ismim söylendi nöbetçi tarafından. Servet Hoca beni yanına çağırıyormuş. Hani kızmak için değil bu arada. Sen o kadar erkeğin içinde neden tek başına kız olarak duruyorsun diye. Sonra kızlar da benim yanımda geldi. Tek kız olmadığımı öğrenince hiç kızmadı bu arada.
Oturduk işte konuştuk. Dedi ki ben kesinlikle sizin zaten suçlu olduğunuzu düşünmüyorum. Burada tek suçlu varsa o da Mami dedi. Hani ailesi de bu kadar katıysa niye sizinle geliyor? Böyle bir ortama dedi. Gayet de haklı. Elim ayağım titriyor hala biliyor musun şeyden sinirden. Biz bayağı bir konuştuk Servet Hoca'yla. Dedi ki ben ailelerinize gitmemesi için elimden geleni yapacağım ama ben anneme söyledim bu arada tabii bu olanları. Babam da öğrendi sonra her neyse. İşte ailenize gitmemesi için elimden geleni yapacağım ama hani gidebilir ailelerinizi bilgilendirin dedi. Ondan sonra işte hala beni arıyor ailesi. Olayın üzerine 2 gün geçmiş hala arıyorlar beni. İşte böyle de şöyle de sen diyor işte çok kötü bir insansın. Senin başının altından çıkmış hepsi. Diyorum ki ne alaka? Ben senin çocuğunun ağzına zorla mı koydum o şeyi? İşte babası sonra şey diyor. Çocuğumun kanından alkol dışında başka bir şey çıkarsa narkotiğe bastırırım evlerinizi falan. Ve şey olayım da çok kötü. Düşünsene kapı çalıyor. Narkotik yazılı polisler gelmiş. Şey... Gülşah Demirlek evde mi biz narkotikten geliyoruz? Ya da Doğa Doğan evde mi narkotikten geliyoruz? Babam der ki eve gelme bir daha. Narkotik ne alaka abi? İşte ondan sonra olay o şekilde kapandı. Ama biz çok çektik bu arada. Gerçekten çok fazla ne kadar haddi hesabı alınamayacak derecede tehdit mesajı aldım. Kaç kere arandım. Hani iğrenç birkaç hafta geçirdik. Bir hafta geçirdik hatta. Ama Servet Hoca'nın şeyiyle hani rehberliğe gittik mesela. Rehberlik tek tek bizi çağırıyor. Konuşuyor bizimle hani ağlayacak konuma geldik artık. Mümin'i çağırmışlar ilk başta tek başına. Hatta Mami'nin ailesi Mümin'in telefonuna ulaşmak için Servet Hoca'yı arayıp ne demişler biliyor musunuz? İğrenç insan oldukları buradan belli zaten. Mümin şu anda yoğun bakımda. Telefon numarasını bize verin. Mümin yoğun bakımdaysa onun telefon numarasını niye istiyorsun? Ailesinin telefon numarasını verin falan. Hani ailesine haber verelim. Tabii bir şeyler demişler. İşte... Müminin bunun haberi. İşte Servet Hoca da anlamış bir boklar olduğunu vermemiş tabii mantıken. İşte o şekilde Servet Hoca bizi kurtardı bu durumlardan. Mami ile de bir daha arkadaş olmadık. Mami'yi okuldan alacaklardı. Almadılar da bana sövdükleriyle kaldılar. İnşallah alanınızdan bulursunuz geri zekalılar. Nefret ediyorum hepinizden. Bizden sonra. Hedef 2023. Bu arada arkası sağlam insanlardı Mami'nin ailesi de. Arkası cidden sağlamlardı ve hayatımızın içinden geçebilirlerdi. O yüzden aşkım, birazcık tristik ama babası o kadar da çok sert tepki göstermedi. Beni ablaları çok arayıp tehdit ettiler. Sonra olay bu şekilde kapandı. Mümin'i bir kere rehberliğe çağırdılar ve hani sadece kızlardan benim ismim var. Mümin sınıfa doğru bir girdi. Dedi ki hepinizin ismini verdim bu şekilde girdi. Bak şu şekilde bak. Mümin'in bir el hareketi var arkadaşlar şu şekilde. Hepinizin ismini verdim. Hepiniz çağıracaklar teker teker. Gerçekten de bizi çağırdılar ve biz gidip bildiğin şey veriyormuşçasına. Ne denir ona? İfade. Sorguya alınmışçasına sorgulandık. Kötü bir şey değildi aslında. Sadece birkaç genç gidip sonra bir alkol kullanmıştık. O kadar yani. Mami gerizekalısı abartmasaydı ki ailesine de söylüyorum bu arada ilk bulunduğu ortam değildi. Ben hani hala Mami'yi korumak için ilk bulunduğu ortamdı bizimle böyle bir ortamda dedim ama ilk değildi. Mami benden çok herkesten çok içen bir insandı. Bu videoyu izliyorsanız da haberiniz olsun. Ay ya artık yeter. Ve ben Mami'yi o kadar korumaya çalışmama rağmen o kadar çok şey yaşamama rağmen Mami gelip bana ne dedi? Bütün suç senin yalan söylemeseydin dedi. Yani keşke söylemeseydin de başını yani sıçsalardı senin keşke. O şekilde sinirliyim bu durumlara birazcık. Bir şey daha diyecektim ben aklımda bir şey var. Ha yok lan. Ha sonra bir tane rehberçi vardı kadın hani dedi ki siz nasıl bir vizyonsuzsunuz, viski almışsınız, aşk ve eserleme içmişsiniz falan. O iyiydi de diğeri erkek olan bir diğer erkek dedi ki siz ailenize söyleyeceğim. İşte öyleydi. Ondan sonra Mami gruptan ayrıldı. Sonra bazı sebeplerden dolayı Yiğit de gruptan ayrıldı. Sonra... Yiğit'in olayını da söyledim yani. Yiğit'in olayı da yani bir olay yok. Sevgisi oldu. Bizden uzaklaştı. Bizden uzaklaştı. Ben de Mümin'le küstüm sonrasında. Hatta grubun çoğunluğu galiba küsük Mümin'le küsük. Grubumuz birazcık paramparça olmuş durumda ama belki toplanabilir. Ama toplanırsa biz olmayabiliriz. Yani ben olmayabilirim. Doğan'ın vloglarından görürsünüz. Allah grubuyla bir gün küme dışında Gülşah. Gülşah'ın ise Allah grubunda yok. Artık bir Allah grubu var ama Gülşah yok. İşte ondan sonra şey Mert olayları var. Ben evet, onu anlat. Papatya tarafından reddedildim. İlk videoyu izlediyseniz papatyaya olan aşkımı abi, biliyorsunuzdur. Abi bir şey söyleyeyim yok şey vermiyoruz. İsim veriyoruz. Papatyanın ismini vermiyoruz. Aa yeter. Şurada kedim ne? Var. Ne? Bak senin ömrüşü şu anttan beri. Kısma kedime. Tırmı kaptı bak. İşte Mert diye benim flörtüm oldu. Ben Mert'i zaten uzaktan evet. Beğenen bir insandım. Papatya tarafından reddedilince de egoma yediremedim.
Ben de Mert'le konuşmaya başladım. Yani konuşmak istediğimi Mert'in yakın arkadaşının sevgisine söyledim. Mert'in yakın arkadaşının sevgisi de benim de arkadaşım Gülseren. Aynı zamanda YouTube kanalda var. Gülseren Aldalı. Gidip bakabilirsiniz. Her neyse. Oradan işte o da gidip Mert'e söyledi. Mert de Gülşah mı konuşmak istiyormuş? Tam konuşalım dedi. Egomun tatmin olduğu bir anda. Sonra biz konuşmaya başladık ama olmadı bir şeyler. O şekilde buluşmuştuk falan hatta. Ama bu arada 10. sınıfta arkadaşlar, benim küstüğüme yakın arkadaşlarım bana değil Doğa'ya cephe almışlardı. Ha evet abi ya, o kadar saçma bir şey gördüm hayatımda. Ben matematik sorusu çözüyorum, tamam mı? İşte kız şey tahtaya diyor. Tahtaya kalkıyordu ama matematik kalkıyorum. Sonra gülüyorum, bir şey güldüm neden oldu, o şey yaptı. Ah ah çok komik yaptı falan, öyle bir şeyler yaptı. Ben de öyle yaptım yani. Evet, videomuz bu kadar. Umarım eğlenmişsinizdir. Ben çok eğlendim videoda. Şunu niye Mami olayları dışında. Ben ya? Mami olayları dışında. Sen esas erken bitirdin. Benim 30 küsür dakika sürdü biliyor musun video? Gülşah anlat. Buluştuk. Doğum günü. Ya of Doğa, sıkıcı olurlar, ne yapayım? Oh, doğru hadi. Evet, o şekilde. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Part 4 gelmesini isterseniz bilmiyorum, gelmeyebilir. Part 4 ne çekeceğiz artık ya? İşte benim bir kaldırım anlatırım da o da 2 saniye falan. 2 saniye şimdi falan sürdü. Bir çocuk verdi, benden hoşlandı ama olmadı bu kadar. Öyle neyse, o zaman başka bir videoda görüşmek üzere. Video fikirlerinizi yazın. Doğayla gelecek olan videoların nasıl videolar olmasını isterseniz bunu da yazabilirsiniz. Doğacığım. Evet, çünkü tamam yiyeceksiniz. Doğanın kanalına da bakın. Ben de kanalımdayım, bakın. Hepinizi öpüyorum. Like atıp abone olmayı unutmayın. Instagram'dan da takip edebilirsiniz. Doğa evet, Doğan, Müşat Demirlek. Bye. Hoşçakal.